Arkadaşlar bugün muhteşem bir brokoli çorbası. Bak brokolileri gösteriyorum arkadaşlar. Bakınız. Kapya biber. Bunların malzemelerini sayıyorum. Kapya biber, havuç, soğan, sarımsak, brokoli. Size gösteriyorum, malzemelerini görüyorsunuzdur umarım. Bakın. Sarımsağı göremezsiniz çünkü onları zaten bölge rendeliyoruz zaten. O yüzden minicik olduğu için görünmüyor. Ama bunlar görünüyor. Bakın. Çok güzel görünüyor. Şimdi bulgur pilavımızı gösteriyorum. Önce birazcık bulgur ekliyorsunuz. Birazcık kapya biber ekliyorsunuz. Birazcık salça. Biraz minicik tuz. Birazcık da soğan ekliyorsunuz arkadaşlar. Gösterdiğim gibi. Çok güzel görünüyor. Şimdi bir tane bunu gösteriyorum. Armut var içinde. Erik var. Kuru üzüm var. Elma. 4 meyve var. Armut. Kuru armut. Kuru elma. Kuru üzüm. Ve erik. Hı hı. Şimdi ben brokoli çorbamıza dönelim. Bunu karıştırmaya başlıyoruz gördüğünüz gibi. Sonra bunları blenderdan geçireceğiz. Siz de göreceksiniz. Size de göstereceğiz. Bu harika bir çorba olacak. Size de umarım sizinki de harika bir çorba olun. Sakın dibini tutturmayın. Tutarsa çok kötü olur. Başka bir bilgi vermek ister misin? Arkadaşlar sakın çorbayı tencereye dökmeyin. Düşürmeyin. Kendi başınıza yapmaya çalışmayın. Burada havuç kalmış. Kapya biber kalmış. Alıyoruz. Çok güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi bizim bulgur pilavımız pişti. Bakınız. Bulgur pilavımız pişti. Bu da pişmek üzere gördüğünüz gibi. Kompostumuz. Çok güzel. Çok güzel görüntü. Umarım siz de tadına bakmak isteyeceksinizdir. Ama pişince zaten sizinki de pişince muhteşem bir çorba olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey bir çorba söylemek istiyorum. Sebzeler, sebzeler, brokoli, soğan, kapya biber ve meyveleri söyleyelim mi? Armut, erik, kuru üzüm. İşte meyveler, karpuz. Her birinin meyveleri bir de sebze olarak en sağlıklı sebze brokoli. Soğan da faydaları olarak şifa verir. Kapya biber de tatlılık verir. Arkadaşlar bugün size güzel bir şarkı yaptım. Güzel bir şarkıdır umarım. Beğenmişsinizdir. Sonra videoyu kapatmadan önce ben size bir şarkı söyleyeceğim. Ama şimdilik videonun sonu değil arkadaşlar. Hala devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi elim bile yanıyor şu anda. Yanıyor mu? O zaman bana ver anne. Hayır arkadaş. Tamam. Elim havadan... Başka bilgi vermek ister misin? Arkadaşlar sakın tatmaya çalışmayın. Çok sıcak, ağzınız yanar, anneniz de kızar. Yani annem tabii ki. Sıcakken yanmaz. Hem bunları biz blenderdan geçireceğiz. Böyle yerseniz çok kötü olur. Bunun yanına bir de ne yapacağız? Cacık yapacağız. Arkadaşlar, cacığı anlatmak ister misin? Arkadaşlar cacık da yapacağız. Yanına, bu çorbanın yanına. Size cacığın tarifini sorayım. Biraz su. Birazcık minicik tuz. Şimdi baharatını söylüyorum. İçine biraz baharat eklersiniz. Yoğurt. Biraz da yoğurt koyuyorsunuz. Sarımsak. Onları
eziyorsunuz, eziyorsunuz. Onlar su gibi, ayran gibi oluyor ya. Onlar mis gibi güzel bir cacık olmuş oluyor. Ortasını baharatlatıp eziyorsunuz, çok güzel oluyor. Bugün sizin için bu videoyu çektim. Ne zaman pişecek diyorsunuz bu yemeğin? Anneme soracağım. Annem de size biraz cevap verecek. Annem de konuşacak. 5 dakika sonra blenderdan geçireceğiz. Cacık yapacağız. Menümüz hazır. Size de göstereceğiz. Videomuzun sonu değil şu an. Ya videomuzu artık bence sonlandıralım annem. Ama bak 5 dakika sonra tamam hazır olacak. Bunları blenderdan geçirdim. Onların görmesini istiyorum. Blenderdan mı geçirelim? Hı hı. Tamam ama şimdi olmaz ama 5 dakikası daha var annem. Tamam. Böyle havuçların biraz yumuşaması lazım iyice. Arkadaşlar 5 dakika daha durması gerekiyor. Hı, kapatalım artık. Son olarak ne söylemek istersin? Bir şey söylemek ister misin anne? Arkadaşlar size bir şarkı söyleyeceğimi söz vermiştim. Tamam hadi söyle. Tamam sana çevireyim. Ne söyleyeyim unuttum. Ama size söyleyeceğim. Kukulenin pasaklı şarkısını mı söyleyecektin yoksa? Çamurlu ayakları, uzamış tırnakları, yıkamaz hiç yüzünü, gözleri hep çapaklı. Pasaklı pasaklı, pasak mısın kukule? Kirlet dinler yeri, bak kirletin dingi. Pasaklı pasaklı, pasak mısın kukule? Kirlet dinler yeri, bak kirletin dingi. Temizlik, güzellik mutlu eder.